Gençler merhaba. Ben Onur öğretmeniniz. Bir süredir okula gidemiyoruz, malum sebeplerden dolayı. Ama bu eğitim durdu manasına gelmiyor. Uzaktan eğitim devam ediyor. Ben de sizin için, gerçi sizin konu eksiğiniz yok ama bazen testlerde hata yapabiliyorsunuz bazı konularda. Ve en sık hata yapılan konulardan biri olan if kılavuzları anlatmak istedim bu videoda. If kılavuzları biliyorsunuz iki cümleden oluşuyor. If'in bağlı bulunduğu cümlede koşulu, temel cümlede ise o koşul yerine geldiğinde olabilecek eylemi, yani sonucu ifade ediyoruz. Şu örnek cümlelere bakacak olursak, if he comes early, we will go out for a walk. Yani eğer erken gelirse yürüyüşe gideceğiz olarak çevirebiliriz. Burada if'in bağlı bulunduğu cümlede bir koşul bildirmiş, erken gelmesi. Temel cümlede de bu koşula bağlı olarak oluşabilecek muhtemel sonucu söylemiş. Devam edelim. If clause'lar temel olarak biliyorsunuz 3 bölümde inceleniyor. Type 1, Type 2 ve Type 3 olarak bunları ifade edebiliriz. Type 1'da true in the present or future demiş. Yani şu anda ya da gelecekte olması muhtemel olan olayları ifade ederken Type 1 kullanıyoruz. Yani şöyle olursa şöyle olur. Ya da şöyle olursa şöyle olacak şeklinde çevirebiliriz. If the weather is nice, we usually sit in the garden. Eğer hava güzel olursa genelde bahçede otururuz. If the weather is nice tomorrow, we will sit in the garden. Eğer yarın hava güzel olursa bahçede oturacağız şeklinde çevirebiliriz. Type 2'ya baktığımızda untrue in the present or future olarak ifade etmiş. Yani biz bunu aslında şu şekilde ifade ediyoruz. Hayallere ya da varsayımlara bağlı durumlar olarak söyleyebiliriz. If we were on holiday today, we would sit in the garden. Eğer bugün tatilde olsaydık, bahçede otururduk. Ama tatilde miyiz? Değiliz. Bu bir hayal ya da varsayım. If we were on holiday tomorrow, we would sit in the garden. Eğer yarın tatilde olmuş olsaydık, yine aynı şekilde bahçede otururduk şeklinde ifade edebiliriz. Tabii dikkat ettiyseniz, Type 2'da if'in bağlı bulunduğu cümlede past simple kullanıyoruz. Ama bu Type 2'nun geçmiş zaman ifade ettiği anlamına gelmiyor. Bu çok sık karıştırılan bir durum. Eğer bir varsayımdan ya da hayalden bahsediyorsak, şimdiki zaman ya da gelecek zaman için bir varsayımdan, bir hayalden bahsediyorsak Type 2 kullanıyoruz. Örneklere bakacak olursanız zaten net bir şekilde ifade edilmiş. Type 3 ise untrue in the past olarak burada yazıyor. Yani geçmişteki olayları ifade ederken hangi olayları? Olması muhtemel ama olmamış olan olayları ifade ederken Type 3 kullanıyoruz. Nasıl oluyor bu? Örneğe bakalım. If the weather had been nice yesterday, we would have sat in the garden. Bakın, yesterday demiş. Yani dün. Eğer dün hava güzel olsaydı, bahçede otururduk ya da oturabilirdik şeklinde çevirebiliriz. Normalde zaman sorularını çözerken yesterday'i gördüğümüzde biz her zaman past simple kullanın diyoruz. Ama işte if clause type 3'de geçmiş zamanı ifade ederken if'li cümlede yani koşul cümlesinde past perfect, temel cümlede ise would have, could have gibi yapıları ifade ediyoruz.
Şimdi devam edelim. Type 1 ile ilgili daha fazla örneklere bakabiliriz. If it doesn't rain tomorrow, we will go on a picnic. Yine bakın, gelecek zamanla ilgili bir durum, gelecek zamandaki bir muhtemel durumdan bahsediyor. Eğer yarın yağmur yağmazsa pikniğe gideceğiz. Yine şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Tomorrow yapısı var ama if'li cümlemiz present simple ile kurulmuş. Temel cümlemizde ise will var. Yani bu type 1. Type 1 için daha önce ne demiştik? Şu anda ya da gelecek zamandaki muhtemel durumları ifade ederken kullanıyoruz. Will visit my parents after work if I have time. Gene after work yapısı işten sonra, yani gelecek zamanı ifade ediyor. Eğer işten sonra zamanım olursa anne babamı ziyaret edeceğim. They will come to the cinema with us if they leave work early enough. Yine aynı şekilde gelecek zamana ait muhtemel bir durumdan bahsedilmiş. If'in bağlı bulunduğu cümledeki eylem gelecek zamana ait olduğunda da future tense yerine simple present tense kullanılır. Bakın burası önemli. If'in bağlı olduğu cümle gelecek zamana ait olsa da type 1'da her zaman simple present kullanıyoruz. Cümleye gelecek zaman anlamını temel cümlede future tense kullanarak verebiliriz. Perhaps she will come tomorrow. Then we will stay together. Bu bir if clause değil. İki farklı cümle. Şimdi bunu if clause yapmış. If she comes tomorrow, we will study together. Yani eğer yarın gelirse, bakın if she will come demiyoruz. Eğer yarın gelirse if she comes tomorrow, we will study together. Diğer örneğe bakalım. If she gets her salary next week, eğer gelecek hafta maaşını alırsa, she will pay back what she owes me. Yani benden aldığı borcu geri verecek. Zaten burada gelecek zaman anlamını next week'ten çıkarabiliriz. Daha sonra temel cümlede de will kullanabiliyoruz. If there is another rise in prices soon, everybody will suffer a lot. Eğer yakın zamanda fiyatlarda başka bir artış olursa, herkes biraz zorlanacak demek istiyor. Will suffer. If they don't invite us to their party, eğer bizi partilerine davet etmezlerse, I shall never speak to them again. Onlarla bir daha asla konuşmayacağım. If it isn't her day of tomorrow, I will go shopping alone. Eğer yarın onun boş günü değilse, alışverişe yalnız gideceğim demek istiyor. If clause'da kullanabileceğimiz diğer tensler demiş. Burası önemli. Zaten çözemediğiniz ya da hata yaptığınız sorularda da genelde yani en temel kurallar değil, daha farklı şeylerin olduğu soruları çözemiyorsunuz. O yüzden buralara dikkat edelim. Temel cümlede kullanabileceğimiz yapılar. Yani yukarıdaki örneklerde biz temel cümlede hep will gördük. Bakalım başka neler kullanılabiliyormuş. Will'in varyasyonları kullanılabiliyor. Will be doing, will have done, will have been doing. Bakın bunlar type 1 ile ilgili cümleler, unutmayın. She applied to a computer firm last week and she may get the job. Geçen hafta ne yapmış arkadaşımız? Bir bilgisayar firmasına iş başvurusunda bulunmuş ve işe alınabilirmiş. Devam edelim. If clause'umuz bundan sonra başlıyor. If she is hired, bakın geleceğe dair bir muhtemel
Bir ihtimalden bahsediyor. Type 1 cümlesi ve if'li cümlemizde ne var? Present simple var. Doğru. If she is hired, eğer işe alınırsa, hire işe almak demek bu arada, pasif olduğu için alınırsa diye çeviriyoruz. She will be working there as a sales representative next month. Gelecek ay orada satış temsilcisi olarak çalışıyor olacak. Bu şekilde çevirebiliriz. Diğer cümleye geçelim. If I start to study right away, I will have finished my work by the time you come back from shopping. Eğer hemen çalışmaya başlarsam, sen alışverişten gelene kadar işimi bitirmiş olacağım. Gene type 1, geleceğe dair bir ihtimalden bahsediyoruz. Eğer hemen çalışmaya başlarsam, sen alışverişten gelene kadar işimi bitirmiş olacağım. Son cümlemize geçelim. She has been working for us for exactly 10 years now. Şu an tam olarak bizimle 10 yıldır çalışıyor. And if everything goes all right ve her şey yolunda giderse, she will have been working here for 15 years by the time she retires. Her şey yolunda giderse, emekli olana kadar 15 yıldır burada çalışıyor olmuş olacak. Bu şekilde çevirebiliriz. Yani bakın, temel cümlede kullanabileceğimiz yapılar demiş. Karıştırmayın. If'li cümlede her zaman type 1'da present simple kullanıyoruz. Ama temel cümlede, yani koşul yerine getirilirse oluşabilecek durumu ifade ettiğimiz cümlede will'in haricinde will be doing, will have done, will have been doing de kullanabiliyoruz. Başka ne kullanabiliyormuşuz? May, might kullanabiliyormuşuz. If the weather continues like this, we may ya da might cancel the garden party at the weekend. Eğer hava böyle devam ederse hafta sonundaki bahçe partisini iptal edebiliriz. If the inflation keeps rising at its present rate, there might be another devaluation. Eğer enflasyon mevcut durumuyla artmaya devam ederse başka bir devalüasyon olabilir. Evet, başka ne kullanılıyormuş temel cümlelerde? May ya da can. Yani may'in buradaki manası permission. Can'in de yine permission ya da ability, yani izin ya da yetenek manasında her iki şekilde de kullanılabiliyormuş. If you finish the test earlier than expected, you may ya da can leave the classroom. Burada izin manasında kullanılmış. Eğer beklenenden daha erken bitirirsen testi, sınıftan ayrılabilirsin diyor. If it stops raining soon, you can play in the garden. Eğer yakın zamanda yağmur durursa bahçede oynayabilirsin. Devam edelim. Must have to, have got to, should, ought to, had better, or an expression of command, request or advice. Bunları da temel cümlelerde kullanabiliyoruz arkadaşlar. If you don't want to be late for the beginning of the film, you have to leave at once. Eğer filmin başlangıcına geç kalmak istemiyorsan, bir an önce çıkman lazım. If you want to get rid of this cold, eğer bu soğuk algınlığından kurtulmak istiyorsan, you should follow the doctor's instructions. Should da kullanabiliyoruz. Had better kullanabiliyoruz. If you want to keep fit, stop smoking and take up a sport. Burada da command kullandık arkadaşlar. Eğer fit kalmak istiyorsan sigara içmeyi bırak
ve bir spora başla. Would rather kullanmış aşağıda. If the film isn't worth seeing, eğer film görülmeye değmezse, I would rather have an early night. Bu akşam erken yatmayı tercih ederim demek istiyor. If the weather is nice at the weekend, why don't we have a picnic? Shall we have a picnic? Let's have a picnic. Bunlar da temel cümlelerde kullanılabiliyor. Temel cümlede simple present tense de kullanabiliyoruz. Ancak kullanımı çok yaygın değilmiş. Ancak alışkanlıklarımızdan, belli bir koşul yerine geldiğinde genelde yaptığımız eylemlerden ve doğa olaylarından söz ediyorsak, temel cümlede simple present kullanabiliriz. If someone shouts at me when I don't deserve it, I get angry. If I get hungry before lunchtime, I usually eat a few biscuits to satisfy my hunger. If you boil water, it evaporates. Yani suyu kaynatırsan buharlaşır. Bu durumlar için Type 0 da denebiliyor arkadaşlar. Aynı şekilde will evaporate de kullanılabilirmiş. If the temperature drops below 0 Celsius, water freezes. Water will freeze de mümkün diyor. Evet, buraya kadar temel cümlelerde kullanabileceğimiz yapıları gördük. Şimdi if clause ile kullanabileceğimiz yapıları göreceğiz. Ne kullanabiliyormuşuz? En başta can kullanabiliyoruz. If you can pass the university exam, you will be one of the lucky ones. Eğer üniversite sınavını geçebilirsen şanslılardan olacaksın demek istiyor. If one can speak two or more foreign languages, it's easier to find a proper job. Eğer bir kişi iki ya da daha fazla yabancı dil konuşabilirse iyi bir iş bulması daha kolay olur demek istiyor. Yani if'li cümlede can kullanabiliyoruz. Başka ne kullanabiliyormuşuz? Have to kullanabiliyormuşuz. Normally it is my off day tomorrow, but I may have to go to work to finish the project. If I have to go to work, I will let you know. Eğer işe gitmek zorunda kalırsam sana bildireceğim diyor. If she has to study tonight, eğer bu gece ders çalışmak zorunda kalırsa, she won't be able to come to the cinema with us. Bizimle birlikte sinemaya gelemeyecek. Type 1'ı unutmuyoruz. Zaten hem şimdiki zaman için hem de gelecek zaman için ihtimallerden bahsederken kullanıyorduk. Burada da eğer bu akşam ders çalışmak zorunda kalırsa gene gelecek zamana ait bir ihtimalden bahsederken kullanmış. Evet, if clause cümlelerinde present continuous tense de kullanabiliyormuşuz. Ama ne zaman? Bakalım. Eğer konuşma sırasında devam etmekte olan bir eylemi ifade ediyorsak, if clause'da present continuous tense kullanabiliriz. If you are looking for your slippers, they are under the cupboard. Yani eğer terliklerini arıyorsan, şu anda demek istiyor. Eğer terliklerini arıyorsan, they are under the cupboard. Dolabın altındalar. Shall I put the macaroni into the pot? Makarnayı kaseye koyayım mı? If the water is boiling, you can put it in. Eğer su kaynıyorsa koyabilirsin diyor. If clause'da present perfect tense de kullanabiliyoruz gençler. Ama hangi manada kullanıyormuşuz? Eğer işini bitirdiysen, tamamladıysan gibi anlamlar vermek için kullanabiliyoruz. If you have finished reading that book, can I borrow it for a while? Eğer o kitabı okumayı bitirdiysen bir süreliğine borç alabilir miyim? Onu ödünç alabilir miyim? Demek istiyor. If you have finished your lunch, I will ask the waiter for the bill. Eğer yemeğini bitirdiysen garsondan hesabı isteyeceğim demek istiyor.
If you haven't seen that film yet, you can go to see it tomorrow. Eğer henüz o filmi görmediysen, yarın sinemaya gidebilirsin. İfli cümlede should da kullanabiliyoruz arkadaşlar. Ama ne zaman kullanıyoruz? Olasılığın biraz daha az olduğunu vurgularken kullanıyoruz. If you need any help, I can help you. If you should need any help, I can help you. Yani büyük ihtimalle yaptığı iş çok zor bir iş değil. Olasılığın az olduğunu vurgulamak için, yardım isteme olasılığın az olduğunu düşündüğü için burada should kullanmış. If you should need any help, eğer yardıma ihtiyacın varsa, I can help you, sana yardım edebilirim. Evet, ne diyor? Bu iki cümle arasında çok önemli bir fark yoktur. Ancak if you should need ifadesinde olasılık biraz daha azdır. Yani yardıma ihtiyacın olmaz ama eğer ihtiyaç duyacak olursan gibi bir anlam ifade etmektedir. Probably you won't see him tomorrow, but if you should see him, can you give him a message? Muhtemelen onu yarın görmeyeceksin ama olur da görürsen demek istiyor. If you should see him, can you give him a message? Ona mesajımı iletir misin diyor. I don't think it will rain tomorrow, but if it should rain, we will have to cancel the picnic. Yarın yağmur yağacağını düşünmüyorum ama olur da yağarsa, if it should rain, we will have to cancel the picnic. Pikniği iptal etmek zorundayız. Evet, Type 1 ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda Type 2'ye geçeceğiz. Daha sonra Type 3 ve Mixed Type'ı anlatacağım videolar da olacak. En sonunda da soru çözümüne geçeceğiz. Bu konuyla alakalı sınavda çıkabilecek muhtemel sorularla alakalı çözümler yapacağız. Bu videolar bu şekilde devam edecek çocuklar.